geldiniz, sefalar getirdiniz. Sahrap'la Anadolu lezzetlerinde bugünkü rotamız Denizli. Şehrin sembolü olan bu cam horoz heykeline özellikle ben bayılıyorum. Dünyanın en uzun öten horozu. Sürmeli gözleri var, yemyeşil bir vücudu var, ayakları da gri. Şahane bir horoz, bunu Denizli'de görebilirsiniz. Denizli aynı zamanda Avrupa'ya ve Amerika'ya bornoz, havlu ihraç eden müthiş bir sanayi kenti. İzmir'den sonra Ege'nin en büyük şehri. Ama Denizli'de Pamukkale travertenleri, Hierapolis gibi dünya kültürel miras listesine girmiş çok önemli turizm yerleri de var. Hepinizi Denizli'ye bekliyoruz. Ben şimdi bir çarşıya gidiverem. Sonra oradan yoğurt alıverem. Sonra da Asuman Hanım'a bir bakıverem. Sonra da orada yemekleri pişiverem. Hadi gelin birlikte bir çarşımıza gidelim ama mutlaka yanık yoğurdumuzu alalım. Şu gelinlere takıyorlar değil mi bunu? Evet. Şundan bir tane bir çıkaralım. Bunu da gelinler nazar için takıyorlar. Mis gibi karanfil kokuyor. Böyle ucuna da aslında normalde altın takarlar değil mi? Gel gel. Eskiden altın takarlardı ama şimdi böyle altın takamıyorlar. Takamıyorlar. Maalesef. Eskiden altın vardı ben hatırlıyorum. Evet. Anlatırdı Denizliler bana. Şöyle takacaksınız. Nasıl takacağız? Şöyle takacaksınız. He. Bu altın şöyle önünüze gelecek. Önünde görünecek. Evet. Böylece hem nazara karşı beni korumuş olacak hem de güzel kokacak. Güzel kokacak. Bolluk çok. Bereket nasip olacak. Bolluk bereket nasip olacak. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Denizli gelini oldum gördüğünüz gibi. Nazara karşı beni koruyacak, güzel kokacağım. Bolluk bereket olacak. Bir de şu hakiki olsaydı aslında ama olsun canımız sağ olsun. Böyle de çok güzel oldu. Ustacığım, gelin nasılsınız? Gelin şöyle bakalım. Şu tatlılığı görüyorsunuz değil mi? Halil Usta'yı yıllardan beri tanıyorum. Buranın çok eski bir esnafı. O evet. Çok ünlü bir kebapçı aynı zamanda. Bu bıyıklar her zaman böyledir, hiç değişmez. Evet. Oğlanlar burada mı? Oğlanlar burada. Hep oğlanlar da ocak başında maşallah. Evet. Bu şimdi pişti. Pişmiş hazır. Bu kaç saat pişti Halil Usta? 9.30'dan beri içeride. 9.30'dan beri evet. İçeride. Bu böyle lime lime dökülecek evet. Değil mi? Evet. Şimdi bunu parçalayacaksınız. Tabii. Kuzu eti. Kuzu eti, süt kuzu bir de. Süt kuzu evet. Ne tarafını? Kaburga mı? Bu kaburga. Kaburgayı kullanıyoruz. Ayran da geldi. Amanın, aman aman. Civanın, civan civan. Evet. Bizim düğün ne zaman? Ya leleli. Süper oldu. Halil Ustacığım. Gelin ellerine sağlık. Bu yağıyla ıslattın evet. Değil mi bunu? Kendi yağıyla birlikte. Bu pamuk gibi olmuş. Bir de ayranımız yanında. Domates ve soğan. Böyle bu kadar. Çatal kaşık yoktur efendim. Ellerimizle yiyoruz efendim. Şöyle bir parça etin güzelliğini. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah bin bir bereket versin. İnşallah. Harika. Şimdi bunu biz efendim müsaade ederseniz şöyle bir ekiple kameraları kapatalım ve ekiple bunu yiyelim. Parayı da cebe atarlar, baş marşı güzellerim. Parayı da cebe atarlar, çok baş marşı güzellerim. Güzel, yani çok güzel, baş marşı adamları. Hoş olur, galisin.
Efendim hani derler ya, şehrin önünde giden isimler vardır. Onlardan birisi de sevgili Necip Bey. Nasılsınız Necip Bey? Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Denizli deyince akla gelen, tatlı denince akla gelen, irmik helvası, her türlü sebzeden ve meyveden tatlı yapabilen kişi sevgili Necip Beyler. Burası ana baba günü. Herkes buraya tatlı yemeye geliyor. Ama çok tatlı dilli ve güler yüzü de bir sahibi var. Siz kaçıncı nesilsiniz? Efendim ben 4. kuşağım. Maşallah. Allah daha da uzun yıllar İnşallah. Nasip hep etsin. Beraber, hep beraber. Şimdi efendim. Size göstermek istiyorum. Domatesin tatlısını yapmışlar. Burada gördüğünüz incirin tatlısı, kestane tatlısı, bu kumkuatın tatlısı, burada gördüğümüz elmanın tatlısı, bu gördüğünüz siyah şey bal kabağının pekmezle pişirilmiş hali. Doğru efendim. Çok Peki. eski bir gelenek devam evet. ettiriyorsunuz. Evet. Bir de şimdi irmik helvamız var. Evet. Şunu bir dökelim irmik helvasını. Bir gösterelim bakalım nasıl oluyor. Biz size çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ Zahmetler olsun. Ettiğiniz Rica böyle ederim. Dükkanınızın imkanlarını bize sundunuz. Efendim ne demek burası sizin efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz Denizli Mutfağı'ndayız. Bugün Asuman Hanım'ın evine gidiyoruz. Ha. Ve Denizli Mutfağı'ndan şahane yemekler hazırlayacağız. Ben de yanık yoğurtta biber tatarı yapacağım. Oo ne kadar evet, güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Saygılar sunuyorum. Çok tatlısınız. Sağ olun. Çok mersi. Asman çardaktan, suyu bardaktan, bir öldü verdi kocaman kız, iliman yanaktan, acımın iliman yanaktan. Asman yakıldı, suyu sıkıldı, bir öldü verdi kocaman kız, iliman yanaktan. Acanın iliman yanaktan. Harikasınız. Efendim gördüğünüz gibi Denizli'deyiz. Sevgili Asuman Kocabay'ın evindeyiz. Çok tatlı komşuları, akrabaları var. Onlar da bizlere eşlik etti. Hepsi Denizli kültürünü tanıtmaya geldiler buraya. Ben illa bir şarkı türkü yapalım öyle başlayalım dedim. Onlar da bize eşlik ettiler. Size çok teşekkür ediyorum. Ederiz. Biz teşekkür Harika, ederiz. Harikasınız. Siz de orkestra şefi oldunuz ama. Esas burada orkestra şefi. Çok teşekkür ederim. Onlar bizlerle birlikte. Şimdi onları etrafta yerimiz var oturtturuyoruz. Sonra Asuman'la hemen yemeklere başlıyoruz. Evet hemen başlıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok zarifsiniz, çok tatlı, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok tatlılar ama bu Denizli'nin hanımlarına bayıldım Asuman. Teşekkür ederiz. Şimdi sabahleyin biz çekimler yaptık dışarıda. Bütün evet. Denizli hanımlarıyla öpüştük ve koklaştık. Deniz hanımlar sizi çok, çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Tatlı diller, güler yüzlüler. Hepsi çok misafirperver. Evet. Hepsi eve davet ediyor. Evet. Sana kale biberi vereyim diyen, yanık yoğurt vereyim diyen. Yanık yoğurtumuz meşhur. Meşhur. Denizli. Çok tatlısınız. Çok mutlu olduk Denizli'de. İnsanları çok modern, çok tatlı insanlar Denizliler. Evet. Efendim Denizli, İzmir'den sonra aslında Ege bölgesinin en gelişmiş, en büyük şehri. Evet. Tekstili çok meşhur. Evet. Bu bornozları, havluları Varımız gidiyor. Buradan, evet. Amerika'ya, Avrupa'ya. Evet, her yere ihraç. Bütün Avrupalılar, Amerikalılar Denizli'nin efendim bornozlarını ve havlularını kullanıyorlar. Evet öyle. Evet. Çok. Ama sizin çok da güzel bir yemek kültürünüz var. Evet. Gelenekler devam ediyor. Geleneksel, annelerimizden öğrendiğimiz devam ediyoruz. Eski adetlerden çok yeni değil. Evet doğru. Biz de öyle istiyoruz. Evet. Bu eski adetleri ve gelenekleri unutmayalım. Eski evet. yemekleri yaşatmaya çalışalım. Evet. Çünkü yemek çok büyük bir kültür demek. Evet. Şimdi efendim biliyorsunuz Ege bölgesi. Ne var Ege'de? Şu gördüğünüz taze baklalar mı? Taze bakla. Tam zamanı. Ben de çok Artık severim. Artık bebelenmeye başlıyor ağır ağır. Ha, bebelenmeye. Evet. Yani kartlaşmaya mı? Kartlaşıyor. İçinin bebeleri olur. Ha. Bebeli bakla deriz biz ona. Ay bu şu anda taze bakla. Bu taze neler öğreniyoruz yani. Evet, bebelenmeden biz bakla pişireceğiz.
Siz zeytinyağlı bakla yapmasını bilebilirsiniz. Bakla çorbası yapılır Bolu'da. Yaptık da bundan önce. Fakat bugün size bir bakla salatası göstereceğiz. Yoğurtlu, yeşil soğanlı çok güzel bir sosu var. Bu sosu birçok şeyde kullanabilirsiniz. Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım. Önce gel bir baklalarımızı ayıklayalım mı biz bir taraftan? Evet, bir taraftan ayıklayalım. Tıpkı fasulye gibi. Fasulye gibi ki başını alıyoruz. Peki. Böyle doğruyoruz. Pekala. Şimdi evet. Baklaları haşlanmak üzere, değil mi? Evet. Baklalar çıtır çıtır. Ben bir döküverem. Döküverin. Döküverdim ben bir. Ben bir geliverdim. Sonra da gidivereceğim. Gidivereceğim. Gidiveriyorum. Gidiveriyorum. Peki söyle bakayım bana Asuman, gidiyorum, geliyorum. Seni evde bulamıyorum mu? Denizli şivesi nasıl? Gittim geldim sen yoksun. Yok. Geldim gittim sen yoksun. Yoksun. Gidiverem, peki gidiverem ki bazı ilçelerimizde. O ilçelerde biraz daha. Gidiverem, tamam. Geliverem, evet. Götürüverem, geldiriverem. Onlar Bakem. 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 Gari. Gari'yi genelde kullanırız Denizli'de ama... Daha önce söylediğiniz şeyler daha çok çevrelerde. Çevrelerde. Çevrede. Rahmetli Özel Gönlüm'ü çok severdik. Evet. Cennet olsun mekanı. Cennet olsun. Yani Denizli ya da Ege şivesini biz hep Özel Gönlüm'den öğrendiniz. Annemin komşusu Özel öyle Gönlüm. Mi? Evet, eskilerden. Genelde öyle konuşurdu. Doğru. Çok eskilerde Özel Gönlüm'ün konuştuğu gibiydi. Anneannem, dedeler öyle konuşurlar ama şimdi biraz daha modern. Modernleştik hepimiz. Biraz daha modernleştik. Evet. Ama ben evet. ben bir baklaya baken, bakam, sonra gidiverem, sonra da gelivereceğim. Ben bir bakam. Şimdi baklalarımız haşlandı. Suyunu süzdürdük. Bunu şöyle bir cam kabın içine alıyoruz. Bunlar ama hakikaten çıtır çıtır baklalar. Çok güzel. Ben kimisi baklayı sevmez. Evet. Ben de baklayı çok severim. Zeytinyağlısını severim. Şimdi bolullardan çorbasını öğrendim. Sana anlatırım bir ara. Yoğurtla bolullar bir bakla çorbası yapıyor. Yemelere doyamazsınız. Şimdi efendim sıra geldi sosuna. Sos çok önemli. Şimdi sosu için ilk önce ne yapacağız? Tavaya soğanlarımızı, önce yeşil soğanlarımızı doğrayalım. Peki, hadi gel. Bu sos şahane bir sos. Bunu öğrenin. Makarnalarınıza da bu sosu katabilirsiniz. Veya bakliyat salatalarınızın içine de. Bu böyle bayağı iki bağ falan yani bol soğan. Evet, bol soğan. Beyaz yerlerini kullanmıyoruz. Peki. Sadece yeşil yerlerini kullanıyoruz. Yaklaşık bir çay bardağı kadar dediniz değil mi? Evet. Zeytinyağını tavamıza ilave ettik. Bu soğanların hepsini kavrulmaya hepsini koyuyoruz. Hepsini kavrulmaya koyacağız. Hadi. Artık sarımsakları. Sarımsakları doğruyoruz. Şöyle bir baş kadar sarımsak. Evet. Bunları biraz irice doğrayabiliriz. Evet, irice. Şimdi sarımsakları da yeşil soğanların evet, üzerine koyuyoruz. Bunları da kavuruyoruz. Kavuruyoruz. O arada yoğurdumuzu hazırlayalım. Hazırlayacağız. Efendim bu yanık yoğurt. Ben bu yanık yoğurdu çok severim. İlk defa Burdur depremi olduğu zaman... yani 1960'larda babam Burdur depreminde Hacılar Köyü'nü yapmak için gelmişti. Bizi mutlaka çocukları alır, Denizli'ye inerdik. O sizin tandır kebabından yer, mutlaka da yanık yoğurttan alır ve götürürdük yani. Evet. Bunu çok eskiden beri çok severim. Yanık yoğurdumuz meşhur. Şimdi de hani bal tutan parmağını yalar derler ya, ben de biraz... Afiyet olsun. Bu ist kokusu olan... Kazanlarda yakılarak yapılıyor. Yakılarak önce kazan iyice konur ateşin üzerine, süt konmadan önce. Kazan yakılıyor. Kazan yakılır, süt içine konulunda bir ses çıkar. O yanmasıyla yanık kokulu yoğurt elde edilir. Genelde inek ve keçiden yapılır. Tamam. Pardon, koyun ve keçiden yapılır. Koyun ve yapılır. İnekten yapılmaz. Şimdi kadınların Denizli'de yanık yoğurt
bütün köylü kadınların geçim kaynakları olmuş. Evet. Onların hepsi yanık yoğurtları yapıyorlar, getiriyorlar, pazarlarda satıyorlar. Pazarlarda, marketlerde. Marketlerde. Denizli'nin yanık yoğurdunu yemeden sakın çıkmayın. Biz bugün zaten biber tatarı yaptık. Evet. Yapacağız da ayrıca. Biber tatarında da bu yanık yoğurdu. Ben bir parça daha. Şahane bir şey bu. Kullandınız. Şimdi, efendim diyorum ki bu sosa artık yoğurdu ilave edeceğiz. Ama biraz sulandırmamız gerekiyor. Pekala, biraz bol yoğurt koyalım değil mi? Evet, yoğurdumuz güzel. Bol olacak. Tamam. Biraz sulandırmamız biraz gerekiyor. Biraz sulandırıyoruz, biraz daha. Yoğurtlu sos çok... Bunu da, bu yoğurtlu sosu da evet. Bir taşım kaynatacağız. Kaynatacağız, bir taşım kaynatacağız. Kesilmeden hemen söndüreceğiz sonra altını. Peki. Maydanoz ve dereotu ekleyeceğiz daha sonra. Bol sebzeli, yani bol yeşillikli. Bir şey olacak. Evet, biz bütün bu hazırlıkları baklanın üzerine hazırlıyoruz ama siz bunu ben bunu gider gitmez makarna sosu yapacağım. Deneyebilirsiniz. Hem de benim ikizler epeyden biri yok, üniversiteye gitmişlerdi. Oğlum. Çok da özledim ikizleri. İkizlerinizi. Evet, ya büyük oğlum da çok alınıyor ama o da çok tatlı, ikizler de çok tatlı. Ama ikizleri, onlar makarnacı. Evlatların hepsi ayrılıyor. Hepsi de aynı. Hepsinin tadı çok tatlı. Allah onlara uzun ömür versin. Hepimize. Sizin torununuz var. Benim torunum var. Siz evet. Siz yani kaymaklı ekmek kadayıfı yiyorsunuz. Evet, onun tadı daha başka. O başka. O çok çok başka. Çok başka. Allah evet. Hepsini size bağışlasın. Amin. Bütün evlatlarımızı amin. Güzel günlerini göstersin gençlerinde. Ama amin. Benim ikizler çok makarnacı. Değişik makarna sosuna bayılırlar. Gider gitmez bunu makarna sosu yapacağım. Evet. Şimdi efendim. Gördüğünüz gibi soğanlar kavruldu. Şöyle gösterelim. Soğanlar kavruldu. Bu kavrulan soğan baya kavruldu. Yeşil soğan. Soğanın üzerine bu yoğurdu, yanık yoğurdu. Sizin yanık yoğurdunuz yoksa birazcık suyla özdeşleştirdiğiniz süzme yoğurtu ilave edebilirsiniz. Aman bu sos harika bir şey olacak. Şu birazcık da ben alayım. Afiyet olsun. Aman Tanrım. Bu yoğurt, ben de aldım ama sizin yoğurdunuz daha güzel galiba. Aynı yerden yerlisi ama. Soslu. Evet, biraz tuz. Tuz. Sonra bunun üstüne biraz. Birazcık karabiber. O kadar değil mi? Evet, başka bir baharat yok. Başka bir baharat yok. Hayır. Pekala. Bu tamam. Şahane bir sos. Evet, bunu bir ocakta birazcık karıştıralım. Bir taşım kaynatalım evet. Bunu. Sonra da... Sönüm, tamam alacağız. Alacağız. Yalnız bu arada da biz bunları da doğrayalım değil mi diğer evet, doğrayıp hazırlayalım. Dereotunu siz doğrayın. Tamam. Maydanozu ben doğrayayım. Baklaların üzerinin sosunu hazırlıyoruz. Hadi bakalım. Bakın sosumuz da tuzlu, biz bunu yanık yoğurtla yaptık. Siz süzme yoğurduyla yapabilirsiniz. Bol yeşil soğanı kavurduk böyle 2 demet. Sonra içine bol sarımsak kattık. Şahane bir sos elde ettik. Şimdi ne yapacağız? Bu yeşilliklerin içine koyuyoruz. Pekala. Yeşillikler amanın aman aman. Civanın civan civan. Bu harika bir sos. Evet. Bol bayıldığım bir şey yoğurt ve yeşillik. Evet. Yoğurt ve yeşillik bir arada bence zeytinyağı da var. Sağlık demektir. Şimdi baklalarımızın üzerine dökeceğiz. Dökeceğiz. Siz sebzeyi seviyorsunuz değil evet. Mi? Evet. Eti ayrı yiyorsunuz. Et ayrı, sebze ayrı. Eti siz et olarak, sebzeyi sebze olarak ikisini karıştırmadan. Karıştırmazsınız. Evet. Pekala. Aman, aman, aman. Bu harika bir şey oldu. Şimdi... Üzerine bu sosu böyle bu sosa aklıma ne geldi benim? Mesela başka dereotu katmadan sırf maydanoz ve şeyle birlikte, yeşil soğanla birlikte ama bol toz kırmızı biberle de bu sos çok güzel evet, olur. Üzerine süslemede kullanacağız. Kullanalım. Peki efendim. İşte bu olağanüstü güzel bir bakla salatası ama bu sosa hasta oldum ben. Çok güzel. Şimdi buna kırmızı amanın. Ay çok güzel yakıştı. Yeşilin üzerine kırmızı değil mi? Evet.
Bunu istersek mesela toz biberi de böyle yağda yakıp... Yağda yakıp da kullanılabilir. Böyle foşur foşur dökebiliriz. Dökebiliriz. O... Ellerinize sağlık. Çok sizin güzel oldu. Sağlık. Bu şahane bir yemek. Evet. Bu böyle sofralarımızı, akşam sofrasını süsler. Akşam gündüz salata olabilir. Salata gibi yerine. De. Evet olabilir. Harikasınız. Her türlü olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Asma Hanım gayet sakin, gayet bilinçli. Çünkü yılların da tecrübesi var. Evet. Tıkır evet. Tıkır yapıyoruz. Tıkır tıkır yapıyoruz inşallah. Öpeceğim öpeceğim. Öpeceğim sizi. Efendim şimdi bu masayı bir toparlayacağız. Evet. Size yine ben çok istedim. Gelin turşusu. Evet. Bayılıyorum. Denizli deyince aklıma ya gelin turşusu ya da biber tatarı geliyor. Biber tatarı. Gelin turşusunu yapalım önce. Hadi patlıcanlı mı yapacağız? Hayır. Kuru biber ve ıspanaklı. Peki ıspanak kuru biberli ve ıspanaklı size şahane bir gelin turşusu. Yazın bayılacaksınız bu turşuya. Şimdi bunları kaldıralım. Evet. Hadi bakalım. Horozumu kaçırdılar, dam dam dama uçurdular. Suyuna da pilav pişirdiler. Geh bili 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 bili. Allah'ım yarabbim. Bu bizim çocukluğumuzda söylemez miydik evet, bunu? Evet. Siz de hatırladınız herhalde. Evet. Geh bili 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 böyle bili bili. Horozları yapardık. Efendim dersiniz ki horoz nereden çıktı diye ama... Denizli'nin simgesi horoz. Evet. Ama öyle bildiğiniz horozlardan değil. Ayaklar gri renk. Bedeni böyle güzel bir yeşil. Yeşil, koyu yeşil. Evet. Kanatları renkli. Renkli, ibibikli. Bir kırmızı. Kıpkırmızı. Gözler sürmeli. Evet. Bir ötüyor, bir dakikanın üzerinde ötüyor. Evet. Fakat zavallı hayvan çok uzun ötünce tabii ki nefessiz kalıp böyle arkaya doğru düşüyor. Düşer, evet. Denizli'nin çok güzel bir cam horoz, camdan yapılmış horoz heykeli var belediyenin önünde. Delikli Çınar Meydanı'nda. Delikli Çınar Meydanı. Evet. Adresi de verdik size. Geldiğimizde şöyle bir horozun önünde. Fotoğraf bizim... çekilebilirsiniz. Bence de öyle. Şimdi Denizli'nin benim için çok önemli alameti farikası olan iki tane yemeği var. Birisi biber tatarı, bir diğeri gelin turşusu. Şimdi gelin turşusu gelin yapacağız. Gelin turşusu, biber, kuru biber ve ıspanak başından yapacağız. Yalnız bu biberlerimizin, yani bu kadar şeffaf, kadife gibi biberler. Evet, kale biberi. Kale biberi, evet, değil mi? Evet, kale biberi diye geçer bunlar. Peki. Kalın ipte kurur. Evet. Biraz uzun sürede etli bir biberdir. Ama kurudukça... Da suyunu çeker, tekrar... Doğru. Ne yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Kızartınca da çok güzel olur yoğurtlaması. Evet. Şimdi biz turşusunu yapacağız. Şimdi kale biberle, kuru biberle ve ıspanak başıyla yapacaksınız. Evet, evet. Şimdi o zaman bu ıspanak başlarını tek tek ayıklayacağız. Evet. Alalım bunları elimize. Ben bir su içebilir miyim? Tabii, müsaade buyurun, ederseniz. Buyurun. Peki efendim. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Buyurun. Kale biberi bir efsane. Değil evet, mi? Evet. Herkes kale biberi diyor. Daha etenli, daha dolgun. Onun için kale biberimiz güzel olur, acı olur. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Çarşıda çok tatlı bir beyefendi vardı. Beni tanıdı. Sahrap Hanım ne yapacaksınız bugün yemekte dedi. Dedim ki biber tatarı yapacağım. Ama dedi kale biberi kullanacağım değil mi? Evet dedim kale biberi kullanacağız dedim. Kale biberi bana bir sanırsınız ki bir efsane anlatıyor. Yani şu biberin hastası çok burada. Evet. Denizli'de biber deyince kale biberi. Evet. Kale bunu biberi. Bir efsane gibi anlatırlar. Aklınızda olsun. Neymiş bu biber demeyin. Bunu böyle kuru kuru doğrarlar. Zeytinyağında kızartırlar. Yoğurdun üzerine dökerler. Elleriyle ufalarlar. Her yemeğe mutlaka koyarız. Bu kuru biberi koyarlar. Evet, salatada, yemekte. Yemekte, yoğurtlu salata. Salatalarda mutlaka kullanırız. Şimdi ne yaptık? Ispanaklarımızın başlarını aldık. Aldık. Şöyle şu anneanne bize perde arkasında eşlik ediyor. Evet. Anneanne oradan selam olsun sana. Tatlı anneanne. Çok tatlı bir anneanne. Annemizin adı neydi? Gülseren. Gülseren Hanım çok şeker. Kameranın arkasından bize işaret ediyor. Sakın çok uzun doğramayın. İşte kırmızı kısmına kadar doğrayın diyor. Şimdi bunları bu ıspanak başlarını haşlayacağız. Hadi bakalım haşlayalım. Şurada haşlama suyumuz vardı. Evet. Atalım ve haşlayalım.
Bu arada biberleri de ayrıca haşlayacağız. Evet, biberleri de ayrıca burada haşlayacağız. Peki, bu biberleri bütün bütün mü haşlayacağız? Evet, bütün haşlayıp sonra doğrarız. Şimdi peki, kırılır. Evet efendim, kuru biberler haşlanıyor. Gelin turşusu yapıyoruz. Olağanüstü lezzetli bir turşu. Ispanakların da başlarını kestik. Saplarını demir, baş kısmını kestik. Ve onları da haşlamaya koyduk. Şimdi birazdan da soslarımızı hazırlıyoruz. Şimdi ıspanak başları haşlandı. Anneanne de onayladı. Evet. Bunu. Bu bir, düşünebiliyor musunuz? Bence bir, bunu çok insan tabii bilmiyordu. Denizli'nin bu gelin turşusunu. Böyle şahane bir ıspanak başı. Bir taraftan haşladık. Haşladık. Bir taraftan da gördüğünüz gibi şöyle biberlerimizi haşladık. Bunlarla bir turşu yapacağız. Önce sarımsağımızı koyacağız. Şöyle koyalım. Tamam. Önce dövdüm ben sarımsakları. Evet. Benim de bu havandan var. Evet. Evet. Denizli'de her evde olur. Her evde olur, olur bu. Şimdi içini boşaltıyorum buraya. Sarımsak, bir baş sarımsak dövdük. Biraz zeytinyağı koyalım. Şimdi hemen ona biraz zeytinyağı koyalım. Peki efendim. Efendim burada bu, koruk suyu var. Taze koruk, ya geçen seneden sıkılıp. Sıkıldı. Difrizde konmuş, hazır. Bunu görümcemin kızı Nefise'den geldi. Teşekkür Nefise'ye ederim. Nefise'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize çok teşekkür Nefise, ederim. Hani vardı ya orkestra şefi. Evet. Bütün şarkıyı bilen, bunu o Nefise yapmış. Evet. Efendim sarımsakla zeytinyağını önce çırptık. Taze turşu hazırlıyoruz. Denizler buna gelin turşusu diyorlar. Ben bu turşuya bayılırım. Taze değil de çabuk turşu çabuk diyelim. Çabuk turşu. Tazesi de yapılır. Aynı suyun içine taze patlıcan, kabak, taze evet, biber evet, hafif haşlanarak konabilir. O da çok güzel olur. Gelin turşusu bir diye de Nefise Hanım şeyi de söyledi. Közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biberle de bu turşuyu yapabilirsiniz. Evet, bunu da yapabiliriz. Şimdi koruk ekşisi bulamayanlar için duyduk duymadık demeyin. Nar ekşisi kullanabilirsiniz. Veya limon koruk suyu. Limon suyu, koruk suyu. Veya sirke de sirke, kullanabilirler. O artık zevke kalmış ama biz burada genelde taze koruk suyuyla yapıyoruz. Bu harika bir şey. Şu koruk suyu bak, üzümün, üzümü taze tabii ki asmadaki koruk şeklinde sirke, olgunlaşmamış üzümü sıkmışlar suyunu. Bakın üzümün taneleri, tanenleri içinde kalmış. Bu koruk suyu dedikleri işte olgunlaşmamış, asmadan toplanan, çok böyle sert bir, sert haldeki bir üzümü sıkıyorlar. Bu koruk suyu harika bir şey. Şimdi sarımsak, az zeytinyağı ve de koruk suyuyla sosu hazırladık. Şimdi efendim gelin turşusu bunların, için... Bir dakika. Bir dakika. Buralarını alacağız şöyle. Bakın. Şu başlardaki... Başlardaki şeyleri alıp sonra içine atacağız. Anladım. Burada böyle zarları var. Evet, o zarları alıp... Pekala, o zarları alıyoruz. Bir taraftan da şu hazırlamış olduğumuz, haşladığımız, gördüğünüz gibi haşladığımız kırmızı biberler. Kale biberi efsane ya, biz bu kale biberini kullandık. Biberleri de turşunun içine atıyoruz. Ben size bir bu işin bir başka şeklini anlatayım. Yine Denizli, benim çok sevdiğim bir hanımefendi hazırladı. Patlıcanları közlüyorsunuz. İnce ince doğruyorsunuz. Sonra biberler közleniyor, doğranıyor. Dediğim gibi böyle bir sos hazırlıyorsunuz ve içine atıyorsunuz. Denizliler bu gelin turşusunu yaz boyunca buzdolaplarından eksik etmezler. Girer çıkar bütün yemeğin yanına bu turşularını yerler. Şimdi karıştıralım bir taraftan. Evet. Ispanak başları hazırlanıyor. Bu şahane bir şey. Evet. Durdukça da sosunu çekecek. Bekledikçe daha böyle... Daha da lezzetlenecek. Lezzetlenecek. Kokular harika oldu. Biberin kokusu çok güzel. Şu yalnız, şu koruk suyu ve sarımsak. Nefis. Ay konuşamayacağım. Zeytinyağı, koruk suyu,
Hepsi çok güzel. Biz bunu salatalara da dökebiliriz. Tabii, kullanılabilir. Her şeyde kullanılabilir. Zeytinyağı, sarımsak ve de koruk suyu. Bence salatalara da çok yakışacak. Olağanüstü. Bunu böyle... Böylesine yemek bile çok güzel. Elleriniz dert görmesin. Efendim, gelin turşusu hazır. Şimdi size nohutlu, etli bir pilav yapacağız. Ama biz o pilavı çok farklı bir şekilde sunacağız. Zilinin üzerinde mi sunacağız? Evet, kuru yufka koyacağız zilinin üzerine. Zilinin üzerinde. Bu da çok güzel, çok değişik bir yemek. Biliyorsunuz Denizli Yörüklerin memleketi. Evet. 600-700 yıl önce Yörükler gelmişler, buraya yerleşmişler. Bu yapacağımız yemek de bir yörük yemeği. Yörük yemeği. Bayılacaksınız. Sonra da ben biber tatarı yapacağım. Evet. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Selim Bade, sen adını da biliyorsun değil mi? Bak oradakiler nedir? Kamera mı var orada? Seni çekiyorlar mı? Sen de tatlısın. Efendim Asuman Hanım'ın torunu Selim Bade. Bu da güzel kızı Özge. Hoş geldiniz. Çok sevindik. Merhaba de bakalım bize. Merhaba diyelim bize. Denizli'ye hoş geldiniz de. Denizli'ye. O biraz hastaydı. Biz onu da çok beklettik ama. Asuman Hanım çok seviyorsunuz değil mi? Evet. Bu evlatlarım, evlatlarım başka ama torunum bir başka. Çok katılıyorum size. Biliyorsunuz torun bal kaymak. Kaymaklı ekmek kadayıfı yani. Sizler de çok tatlısınız ama. Hadi bay bay yapalım. Hadi bay bay yapan anneciğim. Bay bay yapalım. Hadi bay bay yapan anneciğim. Hadi bakalım, gel Selim Bade. Hadi. Siz gidin, biz Selim Bade ne kadarlıktı şimdi? 10 aylık. 10 aylık Selim Bade'yi biz seviyoruz, okşuyoruz aralarda. Size de gösterelim dedik. Evet. Şimdi çok eski bir Denizli yemeği. Gölemezli. Görümcemin yemeği. Evet, görümcenizin yemeği. Evet, o yapar. Buna sini de deriz ya Anadolu'da. Onlar zini diyorlar. Zini. Zini, içinin işlemesi olağanüstü. Bunun üzerine iki tane kuru yufkayı koyduk. Kuru yufkayı koyduk. Şimdi bulgur pilavı pişireceğiz. Böyle etli ve nohutlu bir etli, bulgur nohutlu pilavı pişireceğiz. Evet, soğanlı. Soğanlı. Sonra da bunun üzerine dökeceğiz. Ve afiyet diyeceğiz. Çok eski geleneksel bir yemek. Evet. Bu arada şunları göstermek istiyorum. Bunlar Asuman Hanım'ın yaptığı kağıt rölyefler. Olağanüstü güzel. Hayran oldum sizin el sanatınıza. Teşekkür ederim. Bu çok el emeği göz nuru değil mi? Evet, el emeği göz nuru. Üç boyutlu bir görüntü. Üç boyutlu görüntü. İki senedir çalışıyorum kağıt rölyef üzerine. Kağıt rölyef üzerine. Evet. Çok severek yapıyorsunuz. Çok severek. Eşinize, dostunuza hediye ediyorsunuz bir evet, taraftan. Evet, hediye ediyorum. Bence de Atatürk'ü de aman. Efendim ne güzel bir Atatürk portresi yapmış. Evet. Bir tatlı kolunu da koymuş böyle. Çok tatlı olmuş. Yani sanatınıza hayran oldum. Ben oldu bitti böyle eli marifetli kadınları da çok severim. Bende çünkü hiç kabiliyet yoktur. Yemeğim iyidir fakat elimden böyle şeyler gelmez. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür. Şunları da gösterelim size dedik. Ve bunları masamızdan kaldıralım. Bir taraftan da böyle bulgur pilavı, sulu bir bulgur pilavı pişireceğiz. Etli ve nohutlu. Bunun için şöyle geniş bir tenceremiz var. Tereyağı kullanıyorsunuz. Evet, tereyağı. Şu tereyağı kabının güzelliğine bakın. Bakır kaplara bayılırım. Bakır, evet bakır. Biz buna bu kenarları böyle işlemeli olanlara, biz buna sirpoş deriz. Dantelli, evet, dalgalı dantelli, denir burada. Dalgalı, bizde sirpoş. Benim bir çok tatlı bir emicem var. Evet. Turgut emiceme buradan selam olsun. Benim Turgut emicem bana sirpoş der. Evet. Sahrap, sirpoş birbirine benziyor. Biraz daha bizim koyalım. Karadeniz'de böyle işlemeli kaplara dantelli sirpoş derler. Biraz daha koyalım. Biraz daha koyalım. Tereyağları çok güzel. Hep bol koyuyoruz. Yeterli. Pekala. Şöyle biraz daha koydum. Yeterli. Efendim görüyorsunuz Anadolu tereyağı demek. Ama burası Ege. Burası zeytinyağını da çok kullanıyor. Kendi zeytinlikleri de var. Şimdi soğanımızı koyuyoruz. Tereyağda kavuracağız bir taraftan. Bir taraftan da
Bulgurumuz hazır. Hazır, bekliyor. Kavurduktan sonra bulgurumuzu atıyoruz. Bir taraftan da gösterelim size. Şuradan etli ve nohutlu bir karışımımız var. Bunu daha önceden eti ve nohutu pişirdiniz. Pişirdim, hazır. Hazır. Bunu da pişirdikten sonra bulgur pilavının içine katacağız. Ama önce bulguru soğanla kavuruyoruz. Efendim şimdi etli, nohutlu ve sulu bir bulgur pilavı pişiriyoruz. Evet, biraz benim sulu. Çok sevdiğim soğan kavurarak yapmak. Evet. Bütün pilavlara soğan katarım ben de. Aslı güzel olur. Çok beğendim sizin usulünüzü. Bulgurumuzu gördüğünüz gibi kavrulan soğanın üzerine aktardı. Evet. Biraz da şöyle bulguru çeviriyoruz, değil mi? Evet. Artık bu pişmeye başlarken üzerine de şu etli ve nohutlu haşladığımız etli ve nohutlu suyu dökeceğiz. Suyu koyacağız. Evet, bunu pekala. Şimdi eti ve nohutu bir güzel pişirdik daha önceden. Haşladık yani. Şimdi bunu da bulgur pilavının üzerine aktarıyoruz. Şöyle aktaralım. Biraz sıcak su koyalım. Bu nefis bir bulgur pilavı. Sonra biz bunu sıcak suyunu da koyacak. Biz bu pilav piştikten sonra bu bizim sunum tabağımız. Bu zilinin üzerine iki tane kuru yufkayı koydum. Benim annem bu kuru yufkayla bir ballı börek yapar. Yemelere doyamazsınız. O da bizim çok özel bir yemeğimizdir. Piştikten sonra bu bizim sunum tabağımız. Sulu, etli ve de nohutlu bulgur pilavımızı bunun üzerine dökeceğiz ve soframıza getireceğiz. Şimdi çok ilginç bir yaprak sarmaları var. Ben dedim ki Asuman Hanım, bu ilginç yaprak sarmasını hiçbir yerde görmedim. Taze yaprakla yapıyorlar. Çok orijinal bir sarma. İpe geçirilerek sarılıyor sarıldıktan sonra. Bunu size gösterelim. Şöyle şurayı toplayalım. Toparlayalım. Sizi çok orijinal bir yaprak sarma bekliyor. Efendim taze yaprak zamanında Denizli'de bir yaprak dizmesi yapılıyor. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Siz de görün isterim. Asuman Hanım bunun için taze yapraklarımız burada. Evet hazır. İğnelere ipliğimizi geçiriyoruz. Evet hazırlıyoruz. Hazırladık böyle. İğnelerimizin ucunu da ocakta yaktık ve sterilize ettik. Şimdi efendim burada gördüğünüz dolmalık kıymamız var. Bunun üzerine pirinç katıyoruz. Evet. Sonra neler ilave ediyoruz? Tuz ve karabiber. Evet. Pekala. Biraz tuzumuzdan. Karabiber, biraz karabiber. Kimyon. Bir dolma içi hazırlıyoruz. Evet. Ama siz soğan koymuyorsunuz buna. Denizli'de evet. Denizli yerlisi diyelim. Evet. Bizler koymayız. Koymuyorsunuz. Soğansız, salça ve kırmızı biber. Pekala. Kırmızı toz biber koyuyoruz ve böyle bir dolma içi hazırlıyoruz pirinçle, sonra salçayla, baharatlarla ve de soğan koymadan sadece kıymayla. Biz bir yaprak dizmesi yapacağız. Bu hep taze yaprak zamanı yapılıyor. Taze yaprak zamanında yapılır. Şimdi alalım bir yaprağı elimize gösterelim nasıl yapacağımızı. Ben bu içten size bir miktar vereceğim, değil mi? Şöyle veriyorum. Evet. Şöyle verdim. Koydum. Pekala. Sonra ben de bir tane elime alayım. Alıyorsunuz. Alıyorum. Taze yaprak haşlanmamış. Haşlanmamış. Parlak taze. Kısmı altta geliyor. Altta gelecek. Ortaya bir miktar dolma içinden koyduk. Sonra böyle. Tamam. Üstlerini kapadık. Yanlarını kapadık. Kenarından da kapattık. Kenarlarını da kapattık. Şöyle üstüne ve sonra bunu iğneye böyle geçiriyoruz. İğneye geçiriyoruz. Böyle. Evet. Pekala. Bu böyle bekliyor. Ben yapamadım ilkini galiba ama. Evet. Ama zaman içinde böyle öğreneceğim. Şimdi tekrar şöyle gösterelim kameraya da nasıl kapattığımızı. Ben de yapmaya çalışayım. İçimizi koyduk. Peki. Sonra önce üstten kapatıyoruz. Üstleri kapattık. Yanları kapatıyoruz. Sonra altı kapatıyoruz. Peki. Altı kapattık.
Evet, şöyle. Öyle. Tamam. İğneyi geçiriyoruz. Şimdi tekrar iğneyi geçiriyoruz. Geçiriyoruz. Bu taze bir yaprak. Taze yaprak. Açılmasın diye yapılır. Taze yaprak haşlamazsanız dolması açılır. O yüzden böyle bir usul. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çok bu Anadolu inanılmaz bir şey. Yemekler çeşitli ve çok da zengin yani. Tabii ben sizin gibi beceremedim. Anneanne kızacak bana. Kızmaz, kızmaz. Anneanne pek beceremedim ama yani dur bakayım öğreneceğim. Siz ne güzel yaptınız böyle. Şöyle hemen kapatmam lazım. Değil mi? Şöyle. Şöyle biraz daha sarayım mı acaba? Siz bohçalayın. Bohça oldu sizinkiler. Benimkiler bohça oldu. Evet efendim şöyle bir tenceremiz var. Bu tencerenin içine bu yaprak dizmeyi dizeceğiz. İğne iplikle. Şöyle koyuyoruz. Evet. İlk defa hayatımda gördüğüm böyle bir yaprak yemeği, dolma diyelim buna. Şöyle, şöyle şuradan geçirirsem daha iyi. İğnemi aldım. Evet. Geçirdim. Allah'ım neler var, neler var. Evet, siz, bence siz devam edin bu işi. Tamam, bunu ben devam edeyim. Beceremedim ben bu işi. Siz harikasınız. Tekrar iğneyi geçirdiniz. Buraya böyle dizileceğiz. Sonra biz bunu salçalı su yapacağız. Ocakta pişireceğiz. O kadar. Böylece ekşi ekşi haşlanmadan ekşiliği içindeki taze yaprakla muhteşem bir lezzet yakalıyorsunuz. Hadi devam edelim biz. Asuman Hanımcığım bitti artık değil mi? Evet, son bir tane kaldı. Sonra da ipliği keseceğiz. Keseceğiz. Salçalı suyumuzu hazırladık. Pekala. Onu dökeceğiz. Üzerine dökeceğiz. Tamam. Ve böyle ay inanamadım. Böyle bir dolmayı ilk defa hayatımda görüyorum. Salçalı suyumuz hazır. Evet. Zeytinyağı da dökeceğiz. Bu bir yaprak dizmesi. Bunu ilk defa hayatımda görüyorum. Bunu anneanne dedi ki bana, ekşiliğini yaprağın böylece kaybetmemiş oluyorsunuz Sarap Hanım dedi. Ekşisi içinde evet, kalıyor. Ekşi, haşlarsanız o ekşisi suyuna gider suyuna dedi. Suyuna gider böyle kalıyor. Ekşi ekşi, şahane. Şimdi getirelim onu artık koyalım. Şimdi efendim artık yemeklerimiz pişiyor. Sofralarımızı hazırlıyoruz. Komşularımızı ve akrabalarımızı topluyoruz. Anneanneyi de sofraya alacağız. Sonra Denizli'nin muhteşem bir sofrası var. Onu size göstereceğiz. Neler 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 var. Efendim Sahrap'la Anadolu lezzetlerinde bu haftaki durağımız Denizli'ydi. Sevgili Asuman Hanım'ın evinde şahane yemekler hazırladık. Evet, hoş geldiniz. Güle güle. Evet, buradan gidiyoruz ya. Güle evet. Güle diyor bize bir taraftan. Ay anneanne oldum. De çok tatlıydı. Evet. Anneanne bizim perde arkasındaki kahramanımız. Gülseren Hanım çok tatlı. Çıkmıyordu, çok ısrar ettik. Şöyle bir zorla çıkardık onu yani. Efendim diğer akrabalarımıza ve komşularımıza da çok teşekkür etmek istiyoruz. Ayşen. 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 Emine. Emine. Özge. Hatice. Selim Bade. Hatice. Hatice. Çisen. Nefise. Nefise. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak çok güzel geldi. Biz teşekkür ederiz. Siz çok güzelsiniz. Siz de çok güzel. Anneanneyi de çok sevdik. Kaçıracağım anneanneyi. Efendim sizlerle birlikte olmak dünyanın en büyük keyiflerinden biri. İstiyoruz ki her hafta pazar günü mutlaka bizi izleyin. Bakalım bu daha sonra Sahrap'la Anadolu lezzetlerinde hangi rotaya gideceğiz? Sizi çok seviyoruz. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a ısmarladık diyoruz. İyi bakın kendinize.